Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Tipim şu anda çok çirkin ama dedim ki ilk önce cildimi temizlemeden önce kamerayı alayım ve nasıl temizlediğimi de göstereyim. Bunu da ekleyeyim istedim. Uzun zamandır cilt bakımı yapmıyorduk. İlk olarak Nivea'nın Aqua Sensation'ını uygulayacağım. Bu ürün gerçekten çok güzel oluyor. İndirime girmişti biliyorsunuz. Kadınlar günü indirimi oluyor ve Migros'tan aldı sanırım ablam bunu. Bunu uygulayacağım. Ardından da Diaderm'in bu yeni çıkmış serisi, evet, Peeling Mouse diye bir şey. Gerçekten böyle sedefli ve kıvamı çok güzel gözüken bir ürün. Ve hissiyatı da inanılmaz iyi. Yani ciltte yıkadıktan sonra after'ında kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Kokusu da 8-10 diyebilirim. Ama gerçekten görüntüsü falan da çok güzel. Hemen zaten bir şunları yüzüme süreyim. İlk olarak şunu bir iyice bir cildimi temizleyeyim. Ardından da peelingimi yapayım. Kargo falan geldi. Kargo açarız. Bugün arkadaşlarımla biliyorsunuz ki yasaklar kalktı. Yasaklar kalktığı için de arkadaşlarımızla birlikte Kadıköy'e gideceğiz. Kadıköy'e gideceğimiz için de ben de birazcık hazırlık yapayım. Bu sırada da sizi vloglayayım istedim. Çünkü vlog çok istiyorsunuz. Ahmet'le de en kısa zamanda böyle erkeklere sorulamayacak sorular. İşte kadınlara soramadığımız ve utandığımız sorular şeklinde. Bunu da çekeceğiz. En yakın zamanda bunu da çekme planlarımızın arasında var. Bayağı görüşemiyoruz zaten Ahmet'le. Görüştüğümüz ilk seferde mi çekeriz, ikinci de mi emin değilim ama çekeceğim. Bu cumartesi ablamla birlikte Beşiktaş Pasajı'na gidip gezeceğiz ve oraları da kesinlikle size çekeceğim, vloglayacağım zaten. Orada da çok uygun fiyatta ve çok güzel ürünler oluyor. İşte Zara'nın Plan 1'i falan, vadileri genel olarak orada oluyor, daha uygun fiyatlı. Böyle bugünümü vlogluyorum. Sizin için vlog çok görmek istiyorsunuz çünkü. Umarım görmek istediğiniz kadar da izliyorsunuzdur yani. Çünkü bazı vloglarım çok izlenirken bazıları hiç izlenmiyor ve bu biraz üzücü oluyor. Neyse ben hemen yüzümü yıkayıp geliyorum. Şimdi yüzümü iyice yıkadım ve asla havluyu kullanmıyorum. Böyle bir peçete yardımıyla temizliyorum. İyice suyunu alıyorum. Şimdi peelingi uygulayacağım. Hatta peelingi uygularken size de göstereyim. Bence peelingi yüzünüzü ıslatmadan uygulamanız çok daha iyi oluyor bence. Ama siz ıslatarak da kullanabilirsiniz. Orası size kalmış. Hemen şöyle göstereyim. Parça alıyorum. Zaten bayağı yetiyor. Böyle yapısını görebilirsiniz. Tanecikleri var ama o kadar küçük ki çok hissedilmiyor. Ve en güzel yanında böyle içine parlaklık katılması da çok güzel olmuş bence. Bu şekilde iyice yediriyorum. Biraz daha alıyorum alnım için. Bakın parlaklığı siz de bence görebilirsiniz şu şekilde. Havlumu da astım. Saçlarıma da bakım yaptıktan sonra fön çekeceğim çünkü en sevdiğim makineyle. Ama sonrasında biraz da düzleştirebilirim. Duruma göre değişecek artık, ona bakarız. Şu şekilde iyice yediriyorum. Hızlı yaptığım için belki size çok kendime sert bir şekilde cilt bakımı yapıyormuşum gibi hissiyat verebilir. Ama sadece hızlı yapıyorum. Gerçekten canımı acıtmadan yapıyorum. Şöyle iyice. Şu an bile duruşu çok güzel ama yapış yapış bir hissiyatı var tabii böyle olduğu için. Birazdan ıslatıp iyice bunu yedireceğim. Şöyle kan dolaşımımızı sağlayalım. Bu şekilde, bu arada ojelerime bakın. Çok güzel yaptım. Hemen yıkayıp geliyorum. Evet, cildi böyle hafif parlatıyor ve gerçekten ışıklı gibi yapıyor. Çok böyle canlı ve sağlıklı duruyor cildim. Ne kadar da sivilcelerim olsa da böyle yeterince sağlıklıymış gibi hissettiriyor açıkçası. Bu arada ojelerim çok yarım gösterebildim ama odaklamıyor şu anda. Neyse, minik minik çiçekler yaptım. Bunları da nasıl yaptığımı çok soruyorsunuz. Ben bildiğiniz makyaj fırçasıyla yapıyorum ama bunun için bir aparat aldım. Çünkü çok sardım böyle desenli ojeler yapmaya. Trendyol'dan da yeni bir aparat aldım. Aparat gelir gelmez güzel oje yaptığım bir videoyu size de kesinlikle vlogda koyacağım. İçeri geçmeden önce hemen burada saçlarıma biraz bakım yapayım. Yani bir yağ süreceğim zaten. Sonra da saçlarıma fön çekeriz içeride. Bu şekilde birazcık ıslaklığını aldım. Saçlarımın uçlarına. Saçlarım çok dolgun ve güzel gözüküyor bu aralar. Çok mutluyum o yüzden.
Uçlarına ben gerçekten senelerce favorim. Yani Pantene'in yağ terapisi, bu yağı inanılmaz iyi geliyor saçlarıma. O yüzden genel olarak bunu kullanıyorum. Ama köpük möpük de kullandığım günler oluyor. 3-4 pompa alıyorum. Saçları yağlandırmıyor ya da ağırlaştırmıyor. Şöyle iyice edip tabii şöyle yaptıktan sonra da tekrardan bir havluyla geçiyorum. İyice uçlarına şöyle yediriyorum arkadaşlar. Krem sürdüğüm günlerde çok daha az kullanıyorum. Çünkü o zaman işte ağırlaştırıyor saçları birleşince. Kremle birlikte kötü oluyor bu arada. Şöyle iyice şeyini alayım. Ve föne bence yavaştan hazır gibiyim. Fönden sonra bir şey keseceğim. Ceket keseceğim. Çünkü siz bunları çok merak ediyor musunuz? Nasıl kestiğimi vesaire. Kombin mombin yaparız. Onları çekeriz. Ve dediğim gibi kargo edeceğim. Yanlışlıkla unuttum ve birazcık açtım ama hiç bakmadım bile. Siz de ilk defa göreceğim. Evet, bu şekilde şimdi artık fön çekmeye gidebiliriz. Hep gidebiliriz deyip burada olmanın da ayrı bir ürünü ama ışık güzelken burada hemen hızlıca saçlarımı çekeceğim. Tabi buralar sessiz olacak çünkü çok ses çıkarıyor gerçekten. Ve ara ara bunun patlama riski varmış öyle yorumlarında okudum Trendyol. Daha bizim başımıza gelmedi ve 10-15 kere kullandık. Ara ara durdurup birazcık soğumasını bekledikten sonra devam ederseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Şimdi başlıyorum. Evet şimdi dostlarım birazcık ışığım kötü biliyorum. Bunun yerini değiştireceğim ama değiştirmeden önce çok kısa bir şey soracağım. Şimdi mesela ben bu üstü geçen gün kestim tek başıma. Ama boyutunu hiç sevmedim. Daha da kısa olmasını istiyorum. Şimdi bunu çıkaracağım. Sizinle birlikte biraz daha şu kısımlarda kesmeye çalışacağım. Hemen çıkarıp yerde size de nasıl kestiğimi göstereyim. Şimdi yere oturdum. Size göstereceğim. Şimdi bu normalde yere çevirmeye çalıştım ama yukarıdan almıyor. Ve az önce üstümü çıkarırken galiba burnumu kırdım. Böyle bir acı yok. Göz yaşartıcı bir acı içindeyim şu anda. Neyse. Şimdi bunu bu şekilde kestim ben. Ve ben çok böyle yamuk olmasına takılan bir insan değilim. Genel böyle kesik olsun, güzel olsun yeterli. Koltuk altlarından tutarak göğsümün alt kısmını bulmaya çalışıyorum. Yani tahmini şu boyutlarda bir şey. Ben genel olarak annemle kesiyorum aslında ama böyle katladıktan sonra yere koyup ne kadar düz diye bakıyorum. Hemen bir saniye. Böyle yere koydum ama siz göremiyorsunuz tabii ki de. Yerde daha düzgün bir şekilde kıvırarak bakabilirsiniz. Ve hemen size göstereyim. Evet bu şekilde kıvırdım ve ayarladım. Mesela burası daha yamuk olmuş ama burası daha düz. Şimdi bu bölgeden başlayarak şu kıvrık kısmından sonuna kadar keseceğim. Ben genel olarak bu şekilde ayarlayıp kesiyorum. Sonra tekrar üstüme deniyorum. Üstüm de beğenmezse bir tur daha çıkarıp kesiyorum. Hemen şimdi bunu keseyim. Annen de mi böyle düz keserdi be? Vallahi şu hale bakın harika yaptım. Şimdi üstüme giyip bakma Evet, zamanı. bakın şu anki görüntüsü tam benim istediğim boyutta oldu. Göğsüm bir tık aşağısı, göbek açıklığı çok iyi oldu. Yani Evet, dişlerimi fırçaladım. Geldim şimdi hızlıca saçlarıma turalar taktım yani. Hızlıca krem süreceğim cildime. Biliyorsunuz ki su bazlı, klasik. En sevdiğim. Evet, şimdi Diadermi'nin. Bayağı bitirdim yani bunu da. Ben böyle yüz spreylerini çok seviyorum. İnanılmaz rahatlatıcı hissi veriyor bana ve sağlıklı hissediyorum yani. Ve cildim biliyorsunuz ki şurası berbat. Aynı şekilde şu kısım ve çok hafif şurası. Bu tarafım aslında eskiden hiç bozuk değildi ama bu sıralar inanılmaz kötü ve kızarık kızarık. Aslında oynamıyorum çok ama olsun sorun değil. Zamanla geçer yani. Sivilce nedir ki gelip geçici. Makyajımı yaparken size birazcık burnum ne halde, ne yapıyorum, bakım yapıyor muyum, işte bir şeyler uyguluyor muyum vesaire onları anlatacağım. Hemen fondötenimi alıp geleyim ve başlayalım. Evet, şimdi başlamadan önce Irisype'ın, bunların kendi siteleri var bu arada, internet siteleri, oradan satışları oluyor diye biliyorum.
yanması da zaten. Bunun çok güzel bir böyle bir aydınlatıcısı var. Hemen cildimi bu bazı uyguluyorum bu şekilde. Cildi çok güzel parlatıyor ve kuruluktan kurtarıyor. Şimdi bunu uygularken burnum ne durumda? Hemen anlatıyorum. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Burnumun acısından çok tragusum acıdı diyebilirim. Yani gerçekten tragusum inanılmaz sızladı. Tragus şurası oluyor arkadaşlar bilmeyenler için. Çok sızladı. Ama tragusuma ekstra hiçbir şey sürmedim bu arada. Krem birim hiçbirini uygulamadım. Bence krem evet hızlı geçiriyor ama orada böyle vıcık vıcık yağlı bir şey bırakması benim çok sinirimi bozuyor. Burnuma gelirsek, burnuma ekstra olarak hiçbir bakım yapmadım. Sadece ara ara okyanus suyu, zaten göstermiştim aldığım şeyi. Ondan sıkıp böyle iyice kulak çubuğuyla temizledim. Onun dışında hiçbir şey yapmadım. Şu anki durumu gayet iyi. İstediğim kadar oynatabiliyorum. Sadece şu şekilde kaldırıldığında burnum inanılmaz acıyor ve ağrı yapıyor. Yani zonkluyor böyle 5 dakika boyunca. Gerçekten o acı katlanılmaz olabiliyor. Canı çok acıtabiliyor gerçekten. Onun dışında hapşurduğumda çok fazla sümüklerimi silemiyorum. O çok o kötülüğü var. Şimdi hemen Ostre'nin bir marka. Bu da Kore markası BB kremini sürüyorum. Bunu da yine ablam getirmişti. Şöyle bir renk tonu var. Yani BB'den çok bence bu bildiğiniz fondöten ama olsun. Hemen devam ediyorum. Çok fazla hapşurabilirsiniz zaman zaman çünkü öyle bir etkisi oluyor ne yazık ki. Oynadığında yani aniden şöyle döndüğünde deli gibi hapşurtuyor. 2-3 kere ard arda hapşurtuyor ve dediğim gibi sümük silmek çok zormuş. Yani ben bu kadar zorlayacağını düşünmemiştim sümükleri silmenin. Onun dışında hiçbir zorluğu yok. Uyurken bazen çok fazla böyle yapışıyor. O benim sinirimi bozuyor. Şöyle hemen kaldırıyorum. Bir boy küçüğünü taktıracağım ama biraz daha gözümün buna hitap etmesini ve alışmasını istediğim için bir tık daha böyle büyükle takılmak istiyorum. Zaten küçüğe geçince direkt alışırım diye düşünüyorum büyüğe alıştıktan sonra. Başka diyeceğim bir şey var mı? Deldirirken arkadaşlar o videoda birazcık kendimi kastım. Tabii acıyor yani birazcık acısı var. Ama öyle aman aman katlanılmayacak bir acı değil. Arkadaşlarımın tepkisi bir kısmı beğendi bir kısmı beğenmedi. Yani ortalama ama siz gerçekten çok beğenmişsiniz ve buna çok sevindim. Burnuma çok yakıştığını söylemişsiniz. Gerçekten bu beni mutlu etti. Çünkü anneler yaşlıdır, babalar yaşlıdır. Neyse onlar da diyor zaten gözüm öz alıştı şimdi hani hiç garip gelmiyor falan ama çok iyi değilmiş dediler. Bakın bu arada böyle cildim şu anda iyice yediriyorum. Burnum hakkında bilgilendirmem gereken şeyler bu kadar sanıyorum ki. Daha fazla merak ettiğiniz soru varsa bir sonraki videomda da yanıtlayabilirim. Bu bana işte Instagram DM'den gelenler. Bu arada Instagram'da bu fön çektim ya kendime. Bu fönü detaylı olarak anlattığım bir reels'im var. Onu açıp izleyebilirsiniz. Ekstra olarak da yeni çektiğim Shine ürünleri var. Shine ürünleri geldi bana. Çok güzeller arkadaşlar. Hepsine aşık oldum. Hiç pişman olmadım. Shine ile ilgili sorularınızı şimdi ben tek tek yanıtlayacağım. Öncelikle evet herkes artık gümrük vergisi ödüyor. Çünkü artık Türkiye'ye gelirken PTT Kargo ile çalışmaya başlamışlar ve PTT Kargo gümrük vergisi alıyor. Neye göre değişiyor bu gümrük vergisi? Şöyle ki aldığınız şeyin fiyatlandırılmasına göre gümrük vergisinde fiyatı ona göre artış gösteriyor diyebilirim ben size. Biz 260 liralık bir alışveriş yapmıştık ve karşılığında 55 lira ödedim. Çok koymadı çünkü 7-8 tane ürün almıştım. Tanesine işte 4 lira daha falan eklenmiş gibi oldu. Çok sorun değil zaten burada olan şeylerin çok daha uygun fiyatlısını aldığım için orada artan 4 lira bana böyle inanılmaz bir artış olarak gelmedi. Hemen göz altlarımı da yapacakken şunları bir süreyim. L'Oreal klasiği sürüyorum. Gerçekten bunun ucuna aşığım. Birazcık bunu böyle şuralarıma sürüyorum. Çok sarı kalıyor. Ben biraz daha beyaz seviyorum bu arada. Göz altlarını. Bu sarı bitişli. Yani sarı alt tonlu bu. Pembe alt tonlu. Beyaz alt tonlu.
Şu şekilde gözlerimin altına, burnumu üstüne, şuralara. Şimdi diğer soruya geçelim. Evet, gümrüğü herkes ödemek zorunda. Aldığınız şeye göre gümrük vergisi vereceksiniz. Artık maalesef ki almaya değer mi? Şimdi bunu da çok bence merak eden vardır. Hani sence oradan almaya değer mi? Bence gerçekten Türkiye'de olmayan şeyleri alacaksanız değer. Ama Türkiye'de 10-15 lira daha fazla olan bir şeyi boş boşuna Çin'den söyleyip 2 hafta beklemek, üstüne bir de gümrük vergisi ödemek mantıklı değil. Zaten mesela Bershka'nın inek desenli pantolonu burada 220'ye satılıyor. Orada da 160'a satılıyor. Ya sen bunu söyledin. Bir de ekstra gümrük vergisi ödedin. Bir de bekledin. Yani bunları birleştirince aslında çok da mantıklı olmuyor. Yani öyle ürünleri almaya değmez. Ama gerçekten işte bence, yani fikrimce bence gözlük modelleri çok farklı. Ben gözlük modellerinden aldım. İşte yüzükleri çok ucuz. Yüzük alabilirsiniz. Ben bu ikinci siparişimde bugün verdim. Verdiğim siparişimde de bol bol yüzük aldım mesela. Çünkü hem uygun fiyatlı hem de güzeller. Burada Türkiye'de şu anda o yüzüklerin fiyatları tanesi çok daha pahalıya satılıyor. Sizin için de aldım hatta. Ödediğim gümrük bedeline göre tanesine düşen fiyata size de satmayı düşünüyorum. Eğer alma korkunuz varsa dolap uygulamasından birkaç yüzük satacağım sizin için de. Onun dışında şöyle bir şey söyleyebilirim. Ürünler kaliteli mi? Bence kaliteli. Ben bir pantolon aldım ve çok memnun kaldım. Dediğim gibi Instagram'ımı şuraya bir yere koyarım. Shein Reels'ime girip bakabilirsin. Hepsini denedim. Bir tane etek almıştım. Çok dandik ve kötü bir kumaşlı geldi. Bana göre değilmiş. Yani çok 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 zayıf olmamız gerekiyor bence. Öyle bir kumaşı giyebilmemiz için. Açıkçası kumaşını pek sevmedim. Başka gözlüklerin kalitesi harika. Gözlük kesinlikle alın. Yani hiç düşünmeden alın. Eğer gözlük takmayı seviyorsanız ve böyle farklı gözlüklere ilginiz varsa kesinlikle alın derim. Dediğim gibi Türkiye'de olan şeyleri almaya değmez ama böyle baktınız, aa çok değişik güzel bir şey bulduysanız bence alabilirsiniz. Gümrük de dediğim gibi size göre fiyatlanıyor. Onun dışında başka merak ettiğiniz soru varsa aşağıya alabilirim. Her soruyu yanıtlayabilirim aşağıda. Hatta birkaç gözlüğü de en son size gösteririm. Şimdi artık göz altlarımı sabitleyeyim. Şimdi contour stick uyguluyorum hemen. Bu şekilde belirlediğim ve bir saniyeler kargo geldi. Kargolarımı en son göstereceğim. Şimdi hemen kaşlarımı kaldırıyorum. Görkton'un Sunset Love. Bunu uygulayacağım. Bu böyle fazla fazla kaldığına bakmayın. Çok çabuk uçuyor. Ama sonda kalansa çok tatlı bir şey kalıyor. Yani gerçekten tatlı bir pembelik kalıyor. Ben şöyle iyice yedireyim bunu. Zaten uçup gidecek. Evet, hemen göze geçiyorum Revolution'ın bu paletiyle. İlk olarak belli yerleri şöyle, yani üst kısımları şöyle şu rengi uyguluyorum. Allah gidiyordu. Bu rengi uyguluyorum. Nasıl YouTuber olmaz. Adlı Eser'de az önce. Şu şekilde. Sonra bu uyguladığım rengi göz pınarlarıma da uygulayacağım iyice. Yani şu şekilde. Bu şekilde aynı. Şimdi diğerine de. Çok fazla gri olacağım için göz makyajını abartabiliriz. Evet, nasıl? İyi oldu bence. Alt tabanına bir şey sürmeyeceğim. Sadece alt tabanını birazcık highlighter yardımıyla parlatacağım. Göz makyajım bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen şuraları highlightlayıp şimdi gözümde kalan o kısmı hafif highlight ekliyorum. Bu şekilde. Şimdi biraz burnumun ucuna. Çok iyi oldu. Şimdi rimel süreceğim. Evet, rimel olarak da bu Maybelline'in yeni çıkan Sky High maskarasını uygulayacağım.
Bunu herkes çok övdü. Ben de onlardan biriyim. Gerçekten TikTok'ta yakın bir zamanda bir video paylaşacağım. Müthiş. Müthiş bir maskara. Bakın şimdi ucunu göstereyim size. Esnek uçlu. Oldukça yoğun bir siyahlığı var. Bu şekilde yediriyorum iyice. 3 katta takma kirpik etkisi görebilirim. Şimdi birinci katı sürdüm. Diğerine de süreyim. İkinci katı da hatta atayım. O zaman göstereyim. 3 kat sürmeyeceğim. Çünkü 3 kat biraz abartı oluyor. Evet. Buraya 2 kat rimelimi sürdüm. Bu şekilde. Fark budur. Şimdi bu tarafa da süreyim en son. Görüşelim. Canım dostum İlayda'nın ruju bende kaldığı için onu sürüyorum. Sırf bende kaldığı için. Bu da güzelmiş. Tam bir dudak rengi ve bir tane daha kargo geldi. Artık kargoları yavaştan açabiliriz. Bu arada maskara bu şekilde. Ay, bu arada bayağı da kargo açacağız. Bakın bir anda fazlalaştı kargolar. Şimdi ilk bu küçük şeyden başlayalım. Bakalım ne çıkacak. Ha, biz yeni kaş usturası aldık. Çünkü bizimki ölüydü artık. Yani dedim bir tane yeni alalım. Ve bu bayağı övülmüş bu arada. Kaşları çok iyi toplayabiliyormuş. Ve 8 lira falan da 3 tanesi. İlk olarak böyle bir şey aldık. Şimdi bunda büyük ihtimalle ablamın kitapları var. Bu aralar bir kitap kurdu oldu kendisi. Bir kitabı böyle hemen yaladı yuttu. Hemen açıyorum. Evet, kitapları gelmiş. Hem de 2 tane. 3 tane aldı kitap. Bu bir kağıda sarmışlar. Biri ev. Bu kız bunu nasıl okuyacak ya? Neyse, geceleri okuyor. Akşamları, sabahları. Ve uçan tabut. Bunu okuyabilir arkadaşlar. Bu minimal. Güzelse ben bile okuyabilirim. Evet, bu 2 kitabı almış. Fiyatlarını bilmiyorum. Sonra yine şu minik şeyden devam edelim. Bu dediğim oje. Oje aparatı. Hemen açayım. Ay, kapağı düştü. Evet. Bunun şunun ucuna bakın. İnanılmaz inceymiş tahminimden. Bununla umarım bir şeyler yapılabilir. Bakayım şöyle. Pek sevmedim ucunu ve 30 lira. Ben kendi fırçalarımla çok daha iyi şeyler yapıyorum. O kadar diyeyim size yani. Bakalım. Bir şans verelim. Yani niye vermeyelim. Şimdi bu büyük kargoları açıyorum. Zaten açtım. Şöyle yırttım. Hemen kapattım bu arada. Bunu dolaptan aldık. Yani dolap ürünleri sanırım ki. Çok güzel bir hediye paketine koymuş. Teşekkür ederiz. Bakın. Bana artık sormayın arkadaşlar. Eşofman nasıl buluyorsun? Dolaptan buluyoruz. Gerçekten bunları da dolaptan bulduk ve çok güzeller. Hazır mısınız? Yürek dayanacak mı dersiniz? İlk olarak şunu göstereyim. Bu böyle sarı batik desenli bir eşofman altı. Benimkinin kahverengi siyahlığı hatırlıyorsanız onun farklı bir rengine benziyor. Bu da sarısı. Yani aynısının sarısı bence. Hiçbir fark yok. Sarılı griyle. Böyle bir eşofman altı. Belki denerim en son. Bu da diğeri ama ben buna çok aşık oldum. Yani ablamla buna çok aşık olduk. Bakın. Bir tarafı böyle. Bir tarafı böyle. Medium beden aldık bunu. Gerçekten çok aşık oldum. Bunu da giyip göstereceğim kesinlikle size birazdan. Şimdi Trendyol'a bakalım. Trendyol'dan pantolon. Pantolon aldım. Bunu Suda Alkış'ın storiesinde gördüm. Storiesinde görür görmez dedim ki bu pantolon bende olmalı. Suda ile neredeyse vücut tiplerimiz çok benzer. Bir çıt daha zayıfım. Bir çıt daha farklı tip vücudumuz var. Ama onda öyle durduysa bende de öyle durur diyerekten bu pantolona yapıştım. Fiyatı 110 liraydı. Şu şekilde gösterebilirim. Bospoz hatta belki bugün bunu giyerim.
Gri giyecektim ama çok kararsızım. Bu aralar çok güzel pantolonlarım oldu. Şunu bir deneyeyim. Eğer üstünde güzel durursa bunu da giyebiliriz. Şimdi hepsini yavaş yavaş deneyelim. Başka kaldım mı? Bu neymiş? Bu pantolon. Bu bizim değil ama o yüzden açmıyorum. Evet. Bunu deneyeyim. Hepsini deneyeceğim şimdi size. Kargoları. Evet. Şimdi giydim. Bu dediğim gibi Sude. Altında görüp beğendiğim pantolonun 38'ini aldım. Ama şu A kısmını çok sevemedim. Çok içeri giriyor. Bence rahatsız edici bir görüntü. Anca şöyle falan iyi ama yine de sevdim diyebilirim yani. Bunu ayakkabılarımla falan kombinlediğimi düşünün. Ben bunu bir güzel kombinlerim. Acaba bugün bunu mu giysem diye bir düşündüm. Sizce giysem mi? Bir de griyi giyeceğim. Çok kararsızım. Ama sevdim yani. Rengi falan da bayağı güzelmiş. Kestirir miyim, kıvırır mıyım bilmiyorum ama yine Trendyol uzun boylular için bir şey yapmış. Neyse bu şekilde. Şimdi eşofman altlarını giyeyim. Birinci eşof bu. Gerçekten çok sevdim ve dar değilmiş kalıbı da. Kalıbı falan da güzel. Sadece birazcık cepleri fazla yer kaplıyor. Bakın. Şurada düşürünce daha iyi oldu ama çok sevdim. Yani bugün gerçekten pantolon giymek istiyorum ya. Yemin ederim pantolon giymek istiyorum. Ama böyle güzel eşofmanlar gelince ben nasıl pantolon giyeyim ya? Biri bunu açıklayabilir mi? Ya şimdi bak. Müthiş. Harika. Ya ben nasıl pantolon giyeceğim şimdi? Giyebilirsen. Neyse giyeceğim. Tamam ya. Caydırma. Şşş. Miran kendine gel. Bugün pantolon giyeceksin. Giyeceğim. Şimdi sarıyı da deneyeyim hemen size. Evet. Bu eşofman altı da bu şekilde oldu. Bunun da bolluğunu çok sevdim. Dediğim gibi hepsini dolaptan aldım. Markaları Asos. Eşofmanlar deyip Asos diye filtrelerseniz bence karşınıza muhakkak çıkacaktır. Bu şekilde daha da geçe kalmadan artık hazırlanıp çıkmam lazım. Yani çok geç kaldım. Evet. Bu pantolonu giymeye karar verdim. Biraz kırışık hali annem ütülemedi. Üşengeç olduğu için. Neyse. Bunu giydim. Üstüme de bu montumu giyeceğim. Bulutlu montumu giyeceğim. Çok tatlı oldu. Bugün fotoğraf falan çekiliriz. Şimdi hemen size takılarımı alıyorum. Bunu da geçen pazardan almıştım ama biraz parmağıma büyük geliyor. Büyük gelmesi şu an bunu takardım ama şuna denesek. Bakın. Bu kamera lensimi de alayım. Bu arada bu da balık lens diye geçiyor. Fish eyes diye geçiyor. Trendyol'da 20 liraya falan satılıyor. Bulabilirsiniz. Ne taksam. Bugün birazcık takıları abartsam diyorum. Sizce? Ben biraz seçeyim geleyim. Bu elime böyle taktım ve bu elime de bunları taktım. Yes. Şimdi hemen kendimize bakalım. Gayet iyi. Şimdi birazcık ne taksam? Biraz küpeleneyim bence. Hemen küpeleneyim. Evet, kolyelenmedim ama küpelendim. Bunlara burayı taktım. Bu tarafa da bu odaklasa. Lütfezade'yi taktım. Şu şekilde birazcık düşük duruyor. Benim kulağıma uymadı gibi. Ama sıkabiliyoruz herhalde şu şekilde. Sıkamıyormuşuz. Neyse kalp şeklinde olanı taktım. Altına da şöyle 2 adet küpe taktım. Ve ben artık evde yani daha fazla evde çekmeyeceğim. Bunun altına büyük ihtimalle Converse ya da yüksek topuklu bir şeyler giyerim. Bu kadar. Artık arabada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar Kadıköy'e gidemedik çünkü Beril'in çantası kayboldu. Yani bir şeyler oldu. Buna bir açıklık getiremiyoruz çünkü ne olduğuna dair kimsenin fikri yok ama her şey gitti. Cüzdanı falan kayboldu. Bilmiyorum kaçırabilirsek kaçıracağız. Şimdi karakoldayız ve bekliyoruz maalesef. Kazan ve yardım da var yanımda. Ama Beril şu an karakolda. Vlogumu burada bitirebilirim. Bilmiyorum nerede biter ama bilin ki şu an kötü bir durumdayız ve 2 saattir falan bunlarla uğraşıyoruz. En son size yine haber vereceğim. Göre şimdi Kadıköy'e geçiyoruz. Saat 5.30. 1.5 saatimiz falan kaldı ama olsun. Yine de vlog devam ediyor. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bir şey demek istiyor musun Beril? Hayır, çok güzelsin. Her şey gitti Beril'in arkadaşlar. Her şey umarım çalınmıştır. Yani bir şeyler oldu. Oturunca anlatırız artık. Şimdi kaçıyorum. Geldi Ermeni'de.
bol istedim. Sen? Pesto soslu makarna. Azal da var ama onu birazcık çekmeyeceğim. Böyle arkadaşlar, en son masamızı falan çekerim. Burada da vlog biter. Duman geliyor. Bu kadar. Bir şey demek istiyor musun vlog? Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mapus damlarından kurtulmuş kişilerin. Beril artık görüşlerini ve düşüncelerini alırız Beril gelince. Bu soğukta dondurma da brownie yiyor. Beril'in azizliğine uğradım. Ve Beril birazcık yorum yap kanka. Mutsuzluğun hakkında. Her şeyin gitmesi hakkında. Her şeyim gitti arkadaşlar. Bulan getirsin. Siyah beyaz peluş çanta. Siyah yatağı metroda. Tarzı. Kaybolmuş. Kaybolmuş. Bulan getirsin, para ödülü var. 10 lira. Param kalmadı çünkü. Çalındığı için arkadaşlar. İçindeki tüm parayı hediye eder misin getirene? Ederim. Tamam. Zaten almıştır alan o parayı da. Belki kimse almamıştır. İyi yandan. Çok kötü. Ve Mertcan ve Utku da geldi ve arkadaşlar. Adam bu videoyu izleyip bana getirmiş. Adam şöyle mi? Tamam, parayı bana verecektim ben. Evet Utku, bir şey demek istiyor musun? Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Neden? Yorumda da yaptığınız güzel yorumları için. Aa evet bak, seni çok sevdiler. Bak yemin ederim çok sevdiler. Utku dediler, enerjisi çok yüksek, müthiş bir çocuk. Güzel insanı seviyorum. Kızdı mı derim? Güzel misin gerçekten? Hayır, seni çekerken açı daha iyiydi de. Ay. Seni çekmiyorum ki, onu çekiyorum. Ay pardon, özür dilerim, yanlışlıkla çektim. Bu da işte yiyeceğim şeyde ben bol söyledim. Bu da benim ve bu kadar. Çok güzel bir makarna yiyor. Diyet. Pesto sos o yüzden var yani. Diyetin yeşil anlamı burada. Yeşil olan her şey sağlıklı. Yeşillik var, görmüyor musun? Mesela tabağı da yiyebilirsin. Ve tabii ki de döndürmenin brownie'si var arkadaşlar. Kazanım. Ben de ıspanaklı bol söylemiştim arkadaşlar. Bayağı büyükmüş ve tadı müthiş. Yani 30 lira. Deneyebilirsiniz buraya gelip. Bu da kahvem. Böyle. Arabaya gidiyoruz ve Beril üzgünlüğü geçti biraz daha. Mapus'tan kurtulmanın mutluluğuyla hayata devam etmeye çalışıyor şu anda. Nasıl çıktığımı bakıyorsam belki çıkabilirim. Güzel çıkıyorsun. Şimdi Hazal'la birlikte, evet Hazal'ı ilk defa görüyor olabilirsiniz, bilmiyorum görmüşler miydi? Gördüm, her canım. Erik'le vloglarını izlemediyseniz hemen size Erik'le vloglarını gönderiyoruz. Çünkü hepsinde Hazal'da vardı. Şimdi işte... Kanka elimi şu şeyleri anlatmak ya. İster misin? Beril'i nasıl mapustan kurtardım seni. Ben oraları atlayanlar için özet geçiyorum. Belki atladıysanız eğer kaçırmışsınızdır. Beril'in çantası çalındı. Biz buna inanmak istiyoruz. Umarım ki çantası çalınmış olsun. Umarım çalınmıştır çünkü. Düşmemiştir yani. Bu ihtimal bile şu an bizim için çok iyi olurdu. Yani Beril'in kendi düşünmesindense. Bana bir fiş ver. Ay pardon. Şimdi fiş çıkaracağım. Arkadaşlar şu anda arabadayız ve eve dönüyoruz. Artık vlogu yavaştan kapatacağım ama Hazal size çok güzel bir gün özeti çıkaracak gerçekten. Şöyle bir 3 dakikalık gün özeti çıkar ki insanlar atlamadan hemen bugün ne oldu, ne yaşadık, karakola niye düştük onları anlatacak. Sıra Hazal'da, söz sizde. Sen sabahki kısmını anlat özetle. Sabahki kısmı? Hangi kısmı? Ben güzelce uyandım arkadaşlar. Vlogumu çekmeye başladım. Bir saat makyaj yaptım ve sizinle konuştum. Bu vlogun da çöp olmasını istemedim açıkçası. O yüzden devam ediyorum. Sonra ben Hazal'ların gelmesini bekliyorum. Fakat hiç kimseden ses yok böyle. Bir 5-10 dakika falan bekledim. Hiç kimse ses vermiyor ve geleceğiz, geldik, çok az kaldı falan gibi şeyler yazmışlardı ama ortalıkta yoklardı. Ben de biraz panik olmaya başladım. Ardından Hazal bana yazdı. Nira, Berlin çantası kayıp diye. Buradan sonrasını sana bırakıyorum dostum. Ama yolda kaçırmayalım. Arabada karaoke yapan kızlar var ya. 3 tane dingil buluşmuş. Evet arkadaşlar, şimdi Hazal Allah'a çok şükür olsun ki özet geçecek. Geç özeti. Herkese merhabalar. Umarım sesim geliyordur. Biraz bağırarak konuşayım. Şimdi bugün olayını anlatıyorum. Onlarla buluşacaktık ama ayrı ayrı hepimiz gidecektik. Ben giderken yolda Beril'i ve Yarkın'ı gördüm. Zannettim ki evde bir şey unuttular. Bu tarafa doğru geliyorlar. Beril yüzün gözükmüyor. Ama Beril çok üzgündü. Ağlıyordu birazcık. Ağlıyordum birazcık. Ay, yumuşatmaya çalışıyorum. Buraları kesersin. Kes bulacağım. Çok iyi. Ben Beril için diyorum. Hüngür hüngür ağlıyordu. Yıkılmıştı. Yıkılmış. Ama haklı ya. Haklı yani. Yok yok, çok haklı bir ağlama. Haklı bir yıkılış.
Neyse dedim what happened. Ondan sonra hayır tamam. Güzel. Dedim ki bir ne oldu? Hiçbir yeri kesmeyeceğim. Ya hiç güldüm. Hayır. Telif atarım tam baştan. Dedim ki. Neyi telif atarım? Yüzümde gözükmüyor ki. Dedim ki. Aa Beril'i gördüm. Yolun ortasında ağlıyordu. Dedim ki Beril ne oldu? Beril'i gördüm. Yarkın'la Beril'i. Ağlıyordu abi Beril. Geçelim artık. Şey Allah çarpsın ki Yarkın'la Beril'i gördüm. Tamam. Dedim ki Beril ne oldu falan. Dedi ki çantamı çaldırdım. Daha sonra biz dedik nasıl falan. Hemen eve gittik. Eve baktık yoktu. Daha sonra Beril'in annesi geldi. Hep birlikte karakollara gittik. İlk başka bir karakoldan başka bir karakola taşındık. Bu arada buradan küçük bir bilgilendirme yapayım. Mesela Beril'in yürüdüğü mesafe Ataşehir sınırları içerisinde ama çıktığı yer şeye çıkıyor. Yani nerede kaybolduğunu fark ettiyseniz oranın karakolu evet. Geçerliymiş. Mesela yani o yol boyunca yürüdüğü yer önemli değil. Çantanın kayıp olduğunu anladığı yer önemli. Aklınızda bulunsun. Bizim gibi karakol dolaşmaya. Üzücü olan Beril'in çantasını bulamadık. Yani şey bir haber yok ama her şeyini iptal etti. Hiçbir haber yok yani gerçekten çok üzücü. Yani ben ders dinliyordum bir yandan elimde telefon vardı. Çantam da şurada. Artık birimi aldı metroda ben mi mal gibi düşürdüm bilmiyorum. İçinde yani her şeyim iptal arkadaşlar. Çantaya ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Kartlarım, kimliğim, ehliyetim, okul kartım, evin anahtarı. Tamam. Gitti. Gitti arkadaşlar. Hayır ama şöyle hepsi geri gelebilecek şeyler. Kartlar iptal edildi. Akbil iptal edildi. Sadece uğraştırır işte. Beril de onu öldürdü hani, zaten. Uğraşacağı neyse için. Bir telefonum falan elimdeydi. Evet en iyi yanı telefonu elindeydi ve en azından telefonunu bulabildik yani. Öyle daha sonra Beril'e moral olsun diye Kadıköy'e gittik. Yani evet oraları zaten vlogladım birazcık bir kısmını. Böyle arkadaşlar. Aynen. Eğer bu üçlüyle araba videosu isterseniz. İşte yani bak, böyle bir şey çekebiliriz. Aynen arabada oturup. Ne bileyim bir kahve içerken tüm detaylı mukbang şeklinde ya da verdiğiniz konular üzerinden, konu başlıkları üzerinden sohbet yapabiliriz. Sohbetimiz bence sarıyor mu? Sarabilir. Sarar. Sarmıyor. Sarmıyor. Sarar. Dislike'lar geliyor mu? Geliyor arkadaşlar. Neyse. Böyle bir video çekebiliriz. Videomuz bu kadardı. Beril neyse ki biraz daha düzeldi ve şu anda daha iyi hissediyor. Ve şöyle düşünün arkadaşlar. Her şeyin bir sonucu var. Yani yana gerçekten. Yana geleceğine. Aynen öyle. Gelsin. Şu an böyle bir şey olmasaydı belki daha kötüsüyle karşılaşacaktı. En iyi şekilde kurtulduğuna bakman lazım aslında. Aynen. Çünkü her şey yerine gelir gerçekten. Cana gelmesin. Her şekilde her şey tekrardan yerine konulur diyebiliriz. Kesinlikle. Bu kadardı. Başka bir şey konuşalım ya. Güzel ben sevdim şu anda. Hadi konuşalım. Uzatırsak izlemezler gibi istedim. İzler ya. Benim canım minnoş takipçilerim sıkılmadan beni izler. En kötü çarpı 2'de izler yani. Şöyle konuşamış gibi olursa. Yok sonuna kadar izlemek zorunda değil ki. Buradan sonra çıkabilirler. Atar mı yapıyorsun lan? Hayır. Verin, konuşalım. Hadi anlat birazcık bir sonraki ama. Videomuzda şey olsun hani. Hazırlık hani. Info. Yo yo o anlamda değil hani. Orada da konuşacağız ya böyle. Hani hazırlık. Ne konuşalım? İşte böyle yani. Açıkçası çok da konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Ama güzel bir gündü. Her ne kadar kötü şeyler de yaşamış olsak da günü güzel, yo, güzele çevirmek bizim elimizdeydi ve başardık bence. Hatta artık şöyle bizim için de bence çok güzel bir şey oldu. Şöyle ki güzel bir şey. Mesela sizin de başınıza gelebilir. Yani bir çantanız falan çalındığında mutlaka mesela şu an girin bakın cüzdanınıza. Hangi kartlarım var? İşte nelerim var? Hangi bankalara ait falan? Hani böyle bir durumda neleri iptal etmem gerekir? Bir kağıda yazın evde bulunsun. İşiniz daha kolaylaşır hani. Beril Allah'tan ki çok şanslı. Yani ne olduğunu biliyordu. Aynen gerçekten. Aynen. Bir de Beril'in 3 yaş cırt cırtlı cüzdan olduğu için. Aynen öyle diyecektim ama ayıp olur diye diyemedim. Mesela benim cüzdanım çok ya büyük. 500 tane şey var. Beril'in cüzdanı şöyle arkadaşlar. Ama ben de ama şu boyutta. Ama sende yine kartlık falan hani yine daha yine böyle şey. Açılıp cüzdanı. Beril'inki bildiğiniz böyle Spider-Man'li falan olurdu ya zamanında. Böyle cırt 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 diye açılan. Arkadaşlar Nike bu böyle cüzdanı olan erkeklerden uzaklaşın arkadaşlar. Kadınlardan yaklaşın. Kadınlar neyse cırt cırtlı Spider-Man cüzdanı vardı arkadaşlar. Spider-Man değilim bu arada. Spider-Man Nike. Fosforlu yeşildi. Beril'e yeni cüzdan hediye almamız yok mu peki? Var hem de Spider-Man'li. Ben artık süt yerime falan koyacağım paramı çalınmasın. Cüzdan kullanmıyorum. Bu kadar.
Başka bir şey demek istiyor musunuz? Artık kapıyorum. Şundan yedik. Hellas markasının Antep fıstığı meyve barı. 10 üzerinden 5. Belli oluyor mu? Hellas'ı severim ama Antep fıstıklısını ben çok sevmedim açıkçası. Ben de sevmedim. Şöyle çok mu kötü? Hayır değil ama en son boğazınızdan giderken bir toprak tadı bırakıyor. Bak yanlış koydum. Toprak seviyorsanız güzel. Sevmiyorsanız çok tercih etmeyin. Evet arkadaşlar, artık videonun sonuna geldik. Hazal'ı asla durduramasam da bir sonraki videomda kesinlikle konuk olarak alacağım. Çünkü Hazal'ın sohbetine doyum olmuyor. Video asla bitmez. Bir sonraki videom 3 saat. Neyse arkadaşlar. Hazal'ın en sevdiğim huyu şöyle, dur şöyle değil, şöyle anlatayım. Çok. En sevdiğim huyu. Sevdiğini bildiğim bir oldu Beril'e. Neyse arkadaşlar. Şuraya bir yere Instagram hesabımı bırakıyorum. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. 10.000 olmaya çok az kaldı. Ve aşağıdan abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu üçlü tekrardan kamera karşısına gelsin mi? Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.